Küçükçekmece Belediyesi'nin şiir seminerlerinde buluşuyoruz bu kez. Şiir seminerlerinde 4 hafta size Türk şiirinin önde gelen şairlerini, bir anlamda bizim şiirimizi oluşturan, Cumhuriyet dönemi şiirini oluşturan belli başlı şairlerden söz edeceğim. Bunlar adlarında bildiğiniz gibi ilk hafta Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim'den söz etmek istiyorum. Yahya Kemal'e başlayacağız. Bundan önce tabii iki büyük şaire kısaca değinmek istiyorum. Bunlar aynı zamanda yani Cumhuriyet dönemi şairi, modern şairler olarak hani Yahya Kemal ve Ahmet Haşim gibi anmasak da, fakat bizim şiirimizi hazırlayan, kuran şairler olarak Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret'ten söz etmek istiyorum. Kurucu şairlerimiz değiller, yani Türk şiirinin kurucu şairleri değiller, ama etkileri bugün de süren, 100 yıl sonrasında bile devam eden ve bundan sonra devam edeceğe benzeyen iki büyük şair: Mehmet Akif Ersoy, hem İstiklal Marşımızın şairi hem de önemli bir şair. Diğeri de Tevfik Fikret. Bu iki şair aynı zamanda Türk şiirinin daha sonraki macerasını, mecrasını belirleyen şairler. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin batılılaşma serüveni, yani Cumhuriyet'le birlikte başlamış değil, 300 yıllık bir serüven aslında. 300 yıllık bir batılılaşma serüveni var Türkiye'nin. Ve bu batılılaşma serüveni içinde gerek bulunduğumuz yer, gerek kültürümüz, gerek içinde yer aldığımız bölge açısından bir batı ve doğu sorunu var. Batı doğu sorunu var. Bu iki şair işte, Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret, aslında bizim batı ve doğu kutuplarımızı temsil eden iki büyük şair. O ikilem diyeyim, o süreklilik diyeyim, o gidişliğin bugün de tabii devam ediyor ve başka isimler üzerinden de devam etti. İki farklı kutbun, iki farklı dünyanın şairleri. Bir tanesi İslami görüşü önde tutan bir şair Mehmet Akif Ersoy, biliyorsunuz. Ona doğulu bir şair olarak bakıyoruz. Diğeri de laik görüşü savunan, laikliği o zamanlar savunan ve 2 gün sonra şimdiden kutlu olsun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Emekçi Kadınlar Günü ve 100 yıl öncesinden kadın erkek eşitliğini savunan yine büyük bir şairimiz, laik bir şair Tevfik Fikret. Şiirleri ikisinin de didaktik şiirlerdir. Yani modern şiir öncesi şiirler diyebileceğimiz didaktik şiirlerdir. Bunu derken o şiirleri küçümsüyor muyum? Hayır. Şundan küçümsemiyorum. Çünkü ben şiirin her türlü işlevi olduğuna inanırım. Yani modern şiirin de bir işlevi vardır, halk şiirin de bir işlevi vardır. Efendim, protest şiirin, hiciv şiirinin, divan şiirinin, modern şiirin, çağdaş şiirin hepsinin hem bir işlevi vardır hem de bir okuru vardır. Bu nedenle didaktik şiir dediğimiz şey de aslında bizim şiir geleneğimizde önemli bir yer tutan ve bir anlamda aydınlanma çağının ürünü olan şiirlerdir. Aydınlanma dediğim şey nedir? Yani bir anlamda şiir üzerinde en etkili olarak da bunu şiirde görebiliyoruz, aydınlanmanın etkilerini. Yani bir türlü insanlara, halka, büyük kitlelere mesaj iletmek, onları kendi doğruları yolunda, onun doğrultusunda bilgilendirmek, bilgi sahibi kılmak, onunla uyanış sağlamak babında şiirler. İkisinin de konularına baktığımız zaman aslında her ikisinde de hem Mehmet Akif Ersoy'da hem Tevfik Fikret'te daha çok toplumun büyük kesimlerine, ezilen kesimlerine, yoksul kesimlerine, bir anlamda kimsesiz olan, dayanaksız olan kesimlerine bir sesleniş görürüz. Bunlar kimlerdir? Yoksul insanlardır, hasta insanlardır, kadınlardır tabii, toplumun hani daha çok ikinci sınıf olarak ötekileştirdiği erkek egemen toplumlarda kadınlardır. Ve bu nedenle her iki şair de farklı açılardan bu kitlelere
sahip çıkmışlardır. Yani Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerine bakın, orada özellikle çocuklar, her iki şairin de üzerinde en çok durduğu, en çok şiir yazdığı, en çok seslendiği konular geleceğin temsilcisi olarak gördüğü çocuklardır. Ve bu nedenle de şiirlerine baktığımız zaman daha çok onlara öğretici, bilgilendirici, uyandırıcı, yol gösterici, mesaj verici şiirler yazmışlardır. Bunları ne yapmıyoruz? Yabana atmıyoruz. Ama en önemlisi, ikisinin de yine daha önce de burada da söylemişimdir, başka yerlerde hep, yani çok benim de yani önem verdiğim, çok önemsediğim bir özellik var. Şiir ahlakları kadar kişisel insani ahlakları da çok öndedir. Yani hani neredeyse Mustafa Kemal Atatürk'ün ben sporcunun, Türk sporcusunun zeki, çevik ve ahlaklı olanı severim sözü gibi, aslında bir anlamda da hani ben şairin ahlaklısını severim lafının çok uygun olabileceği, en uygun olabileceği iki şair varsa bunlar Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret'tir. Bildiğiniz gibi, burada da dile getirdiğimiz gibi, ikisi de neredeyse taban tabana zıt iki dünya görüşü. Biri batıya gidelim derken, biri doğuda kalalım, doğuya gidelim diyen iki şairken, kişisel ahlaklarına baktığımız zaman şiirlerinin bile üstünde insan sevgisi, ülke sevgisi, ikisinde de görüyoruz. Özellikle yoksul insanlara, kimsesiz insanlara, çocuklara, kadınlara karşı olan duyarlılıklarını çok önemsiyoruz. Aynı zamanda tabii ülke sevgileri de her ikisinde farklı çözümleri olmakla birlikte ülke sevgisi de her ikisinde şiirleri kadar önemlidir. Onları tabii anmadan geçemeyiz. Bugün hala yani biz Mehmet Akif'in şiirlerini olsun, gerek İstiklal Marşımız olsun, gerekse de Fikret'in dediğim gibi 8 Mart Kadınlar Günü işte 2 gün sonra orada kadınla erkeği eşitleyen, yani kadın olmazsa insanın bir hiç olacağını, kainatın bir hiç olacağını gerçekten tabii böyle düşünüyoruz zaten. Yani bunu söylemeye bile gerek yok. Kadın erkek eşitliğini ama bugün tabii anlamayan pek çok insan var. Pek çok değil yani ona karşı çıkıyor insanlar. O nedenle de bak İstanbul Sözleşmesi'ne nasıl mesela şey yapıyorlar, dile getiriyorlar. Oysa kadınla erkeğin eşitliği, yani bunun tartışılması bile gereksiz. Bu doğal bir şey yani. Öyle doğadan gelen bir şey. Mehmet Akif Ersoy'u ve Fikret'i anarak Yahya Kemal'den söz etmeye başlıyorum. Yahya Kemal'i öncelikle anıyorum. Çünkü Yahya Kemal aslında bizim şiirimizin daha çok belirleyen ismi Yahya Kemal. Onu söylemek için buradan başlıyorum. Burada da tıpkı Mehmet Akif Ersoy ve şey gibi, Fikret gibi iki farklı şairden bahsedebiliriz. Fakat bunlar siyasi ya da zihinsel, zihniyet ayrılıkları değil, daha çok şiirsel ayrılıklardan bahsetmek mümkün. Tabii daha gelecek haftalarda söz edeceğimiz Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek gibi şairler yine Akif ve Fikret gibi iki farklı siyasi kutbun temsilcisi iken Yahya Kemal ve Ahmet Haşim iki farklı şiir anlayışının temsilcisi. Ama ikisi de dediğim gibi Türk şiirinin model, kurucu isimleri, hatta çok olarak dile getirdiği gibi kurucu babalar. Yani kurucu babalar derken modern şiirin Türkiye'deki belli başlı öncüleri olarak söz etmek mümkün. Niye böyle söylüyoruz? Bir defa şuna bakmak lazım. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in doğduğu yıllar, bir tanesi 88'de doğuyor. Evet, Haşim. Yahya Kemal de 1884 doğumlu, yani Türkiye Cumhuriyeti'nden önce Osmanlı İmparatorluğu'nda doğuyorlar ikisi de. Bu nedenle Enis Batur'un onlara dair bir sözü var. Diyor ki, bizim modern şiirimiz gurbette doğmuştur diyor. Yani aslında doğduğu zaman gurbet değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun, yani Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarında doğuyorlar ama daha sonra tabii Cumhuriyet döneminde şiir yazıyorlar. Yahya Kemal Batı'da doğuyor. Balkanlar'da Üsküp doğumlu bir şair. 1884'te Üsküp'te doğuyor.
O zamanlar tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun vilayetlerinden bir tanesi. Balkanlar vilayetlerinden bir tanesi. Ve şeyin yani İslam'ın yani Müslümanlığın en koyu yaşandığı yerlerden birisi. Yani Yahya Kemal'in siyasi edebi hatıraları ve çocukluk hatıraları vardır. Kendisinin anlatımları vardır. Orada Üsküp'teki Müslümanlar o yıllarda İstanbul'daki Müslümanların yaşayışını beğenmezlermiş. Yani onlara çok alafranga gelirmiş İstanbul. Düşün, o bizden daha batılı olmasına karşın daha alafranga gelirmiş. Onlar mesela çok şedid diyor. Şedid dediği şiddetli demek tabii Yahya Kemal'in. Şiddetli halde yaşanan, koyu halde yaşanan bir Müslümanlıktan bahsediyor. Fakat tabii o zamanki yani tam artık imparatorluğun son yıllarında olduğu gibi 300 yıldır batılılaşmaya çalışan bir toplumda olduğu gibi bu mesele sadece imparatorluğa değil aynı zamanda ev işlerine kadar yayılıyor. Ev işlerine kadar yayılması şundan. Yahya Kemal'in babası bir Osmanlı bürokratı. Ya Osmanlı'nın memurlarından bir tanesi. Bir nüfus ya da tapu dairesi gibi bir yerde çalışan birisi. Karısı da ev kadını. Yani çocukları var ev kadını. Karısı mesela koyu bir Müslüman, Yahya Kemal'in annesi. Babası tam tersi daha laik bir adam. Yani rakı içen, işte daha laik düşünen bir adam. Çünkü işte Namık Kemal okuyor, Ziya Paşa okuyor. O yıllardaki önde gelen istibdat karşıtı, hür düşünce savunan kişileri okuyor. Onlar da biliyorsunuz simge isimler. Tanzimat'ın sonraki dönemdeki simge isimler. Teşekkürler. O nedenle de laik görünüm, laik düşünceli bir insan. Bunu biraz sonraki başka şeylerde de göreceğiz. Yahya Kemal bu iki kültür arasında büyüyor. Bunu o yüzden anlatıyorum. Yani koyu Müslüman, koyu Müslüman bir anne ve laik bir baba arasında büyüyor. Bir evde büyüyor ve Balkanlar'da büyüyor, Üsküp'te büyüyor. Bir taraftan okula giderken işte klasik bir okula gidiyor. Klasik okul dediğim o zamanlar çocuklar mektebe giderken okula başladığı zaman böyle bir dua okunarak götürülürmüş. Çocuklar toplanırmış. Birinci sene ilk sınıfa giderken işte Kur'an okunarak, dua okunarak çocuklar imamlar eşliğinde gidilirmiş. Bunlara amin alayları diyorlar. Amin alayı adı verilmiş. Öyle gidilirmiş şeylere. Oraya gidiyor fakat orada öğrenemiyor okumayı. Daha sonra babası bunu yeni mektep dedikleri bir mektebe veriyor. O mektepte de şey bir sene içinde öğreniyor okumayı. Daha sonra da babasıyla da babasının okuduğu kitaplardan da okuyan bir çocuk. Üsküp'te bir dergah var. O dergahta da işte eskiden Osmanlı tarikatlar var biliyorsunuz. İşte pek çok tarikat var imparatorlukta. Bunlardan bir tanesi de Rıfai tarikatı. O da şeyde Üsküp'te de böyle bir şeyi var. Şeyi var ibadethanesi var tarikatın. Yahya Kemal bir taraftan da oraya gidip geliyor. O yıllarda adet olduğu üzere oraya geliyor ve o şeyin Rıfai tarikatının oradaki tekkesinin başındaki yöneten kişi Saadettin Efendi diye bir derviş. İyi bir adam. Aynı zamanda şiir yazan bir adam. Şiir yazmak zaten o zaman ibadet gibi bir şey. Doğal bir şey. Yani. İnsanlar şiir yazıyorlar. Özellikle de dini insanlar. Yani böyle işte türbe, tekke gibi yerlerde yönetici olan insanlar şiir de yazıyorlar. Saadettin Efendi de bunlardan bir tanesi. Yahya Kemal'in ilk şiirlerini okuyan kişi de o. Yani ona götürüyor, şiirlerini okuyor, düzeltiyor, yeniden yazıyor filan gibi onları yazıyor. Muhtelif konularda yazıyor şiirleri. Bu muhtelif konulardan bir tanesi de Yahya Kemal'in o zamana kadar hiç görmediği İstanbul. İstanbul tabii Osmanlı'nın başkenti olduğu gibi bütün tabii Balkanlarda ve başka yerlerde yaşayan Osmanlı İmparatorluğu'na dahil olan halkların da başkenti. Hiç oraya görmeden, hiç onu görmeden İstanbul şiiri yazıyor. Daha sonra da babası başka bir kente gidiyor. O kent de Selanik kenti. Şimdi Selanik ve şey kentinin, Üsküp kentinin şöyle bir özelliği var. İkisi de o zamanlar Osmanlı kenti. Fakat Üsküp dediğim gibi tıpkı biraz önce
Mehmet Akif de Fikret'e kısaca anlatırken dediğim gibi Üsküp Doğu'yu temsil ediyor, Müslümanlığı temsil ediyor. Selanik ise Batı'yı temsil ediyor. Yani daha alafranga, yani biri Alaturka diyelim, birini alafranga diyelim, onları temsil ediyor. Üsküp her ne kadar kapalı, koyu Müslümanlığın yaşandığı, kendi içinde bir yerse, Selanik'te tam tersine o kadar açık, Müslümanlığın belki en az yaşandığı ve pek çok halkın bir arada yaşadığı ve ayrıca pek çok din böyle harman olduğu, yarıştığı, her düşünceden, her görüşten ismin bulunduğu, pek çok eylemin olduğu bir yer. Babası Üsküp'ün havasını babası kendisi için çok dar buluyor. Çünkü babası dediğim gibi daha böyle yeni düşünceye, işte bu Jön Türklere, işte onlara filan şey yapan bir adam, sıcak bakan bir adam ve istibdat karşıtı bir adam. O laik bir adam. O nedenle de babası için Üsküp küçük bir yer. Yani düşünceni paylaşabileceği, tartışabileceği, geliştirebileceği bir yer değil. O nedenle Selanik'e gitmek istiyor. Fakat karısı da biraz önce konuştuğumuz gibi koyu Müslüman bir kadın. Yani Kur'an-ı Kerim'in okuması yazması yok ama hafız. Yani Kur'an-ı Kerim'i biliyor tabii, hafız ediyor. Sonra başka İslami kaynaklar, kitaplar okuyor. Bütün onları ezbere bilen bir kadın. Karısı gelmiyor Selanik'e. Çünkü Selanik'e gelirse aile düzenlerinin dağılacağını söylüyor. Bu klasik bir düşüncedir. Yani şeydir hani, yani orası daha açık bir yer. İslamiyet'in o kadar da yaşanmadığı bir yer. O yüzden de düzenin dağılacağını ve çocukların da dağılacağını düşündüğü için gelmiyor. Fakat adam gidiyor, gitmek istiyor. Çok ilginç, Yahya Kemal de gidiyor. Yani annesi kızıyla Üsküp'te kalıyor. Babası, Yahya Kemal babasıyla Selanik'e gidiyor. Çünkü Yahya Kemal'de de şey var. Her iki dünyayı tanımak eğilimi var. Tabii o zaman daha çok Batı'yı tanımak eğilimi var. Çünkü zaten bayağı dediğim gibi Müslümanın yaşandığı bir yerde çocukluğu geçiyor. Babasıyla birlikte Yahya Kemal de Selanik'e gidiyor. Selanik dediğim gibi o yıllarda her türlü görüşün, yani Osmanlı padişah karşıtı görüşlerden pek çok felsefi görüşe, anarşizme, sosyalizme, pek çok görüşe açık ve pek çok görüşün de dergisinin, kitabının, işte partilerinin, hareketlerinin olduğu bir yer. Orada da Yahya Kemal babasının okuduğu, biraz önce bahsettiğim isimleri, işte Ziya Paşa'yı, Namık Kemal'i ve Jön Türklerin dergilerini okumaya başladı. Ve kendisinin de hem edebiyata, hem şiire, hem de bu istibdat karşı hareketlere ilgi duyması aslında biraz Selanik'in eseri. Yani biliyorsun Mustafa Kemal Atatürk, yani Cumhuriyetimizin kurucusu da Selanik doğumludur. Yani buradan bile şey ortaya çıkıyor. Yani Cumhuriyet'in kurucusu, okuduğu kaynaklar biliyorsunuz Atatürk de orada pek çok kitap okuyor, işte Fransızca öğreniyor filan Selanik'te. Ondan sonra daha laik, daha çağdaş bir kafayla Cumhuriyet düşüncesini oluşturan bir kişi, yani Cumhuriyetimizin kurucusu. 2 sene kadar sürüyor Selanik'teki bu şey, babasıyla beraber bulunması. Tabii daha sonra aile durumu olduğu için tekrar babasıyla ikisi Üsküp'e dönüyorlar. Fakat artık Selanik'i görmüş bir genç olarak Üsküp'te duramıyor. Çünkü Üsküp tıpkı babasının olduğu gibi Yahya Kemal'e de Ahmet Agah asladı biliyorsunuz. Ona da dar gelmeye başlıyor. Ve liseyi de şeyde okumak istiyor. İstanbul'da okumak istiyor. İstanbul'a geliyor. Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyor. Fakat sezon ortası, dönem ortası olduğu için okuyamıyor. Ve o yıllarda bir Paris modası var. Biliyorsunuz bizim Osmanlı İmparatorluğu'nun yani şeye kadar, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla işbirliği yapıyoruz ama bizim asıl işbirliğimiz ta Kanuni Sultan Süleyman'dan beri kimle? Fransızlarla. İşte Fransız elçisi gelir, Fransızlara böyle ayrıcalıklar yapılır, işte Fransızca öğrenilir filan filan, böyle bir sürü şeyler. Yani Fransızlarla Osmanlı'nın arası son yıllara kadar çok iyi. Anlaşmalar, şunlar bunlar çok iyi ve
Egemen dil de Fransızca. O zaman tabii Fransa Avrupa'nın da önde gelen bir ülkesi olduğu için dünya dili de aslında Fransızca, İngilizce'den önce. Ve insanlar da gözünü tabii Paris'e dikiyorlar. Paris hala da öyledir aslında yakın yıllara kadar. Felsefenin, sosyolojinin, tarihin, edebiyatın, şiirin, müziğin, bütün bu güzel sanatların ve edebi sanatları diyelim başkentidir. Tabii pek çok şey felsefe oradan çıkar, edebiyat oradan çıkar, müzik oradan çıkar. En azından orada tartışılır ve insanlar 3. dünya ülkelerinden, doğu ülkelerinden işte biraz okur yazar insanlar, biraz daha ilerletmek isteyen insanlar Paris'e giderler. Paris'te bir anlamda kendini geliştirmek isterler. Yahya Kemal de böyle yapıyor. Daha sonra Cumhuriyet'te de biliyorsunuz, Cumhuriyet'in bizim başka şahidimiz Atilla'dan başta olmak üzere. O da bir Paris eğitimi, bir Fransa eğitimi, bir Fransız terbiyesi görmek için oraya gidecektir. Başkaları da var. Şimdi biz Yahya Kemal'li şeyimizi sınırlayalım. Paris meselesini. Paris'e gittiği zaman orada bir üniversiteye kaydoluyor. Kaydolduğu üniversitede tarih okuyor. Yani siyaset ve tarih okuyor. Edebiyat okumuyor. Çünkü Yahya Kemal şey gibi bir şiir yazıyor ama Yahya Kemal de bir düşünce olarak sadece şair olmak düşüncesi yok. Aynı zamanda işte Osmanlı'yı düşünüyor, işte Üsküp'ü düşünüyor, Selanik'i düşünüyor ve çeşitli akımlara dediğim gibi çeşitli akımları merak ediyor. Merak ettiği için de Paris tabii o zamanlar yani Yahya Kemal'in gittiği zaman tam 1900'ler hem bohem bir yer. Bohem dediğimiz bütün dünyadan, Avrupa'nın diğer kentlerinden işte ressamlar, şairler, felsefeciler, edebiyatçıların geldiği bir yer, yani yurt tuttuğu bir yer. Oralarda yeni akımlardan, yeni felsefelerden haberli olmak için kaldıkları yer. Ve aynı zamanda biraz Selanik'in daha büyük örneği, bütün bu yeni gelişen siyasi ve felsefi hareketlerinde merkezi. Orada mesela Yahya Kemal, Jean Jaurès diye sosyalistlerin önde gelen bir yazarı, aynı zamanda eylemcisi olan bir Jean Jaurès'in metin şeylerine gidiyor, konuşmalarına gidiyor. Anarşistlerin toplantılarına katılıyor. O zamanlar 1 Mayıs gösterileri, yani işçi bayramı, işçi sınıfının bayramı orada yapılıyor ve onlara katılıyor. Yahya Kemal merak ediyor çünkü. Ve aynı zamanda Türkiye'den giden, orada sürgün yaşayan kimi Jön Türkler onlarla orada karşılaşıyor. Bunlardan bir tanesi de Abdullah Cevdet'tir. Daha sonra Türkiye'de gelip Jön Türk Hareketi'nin önemli kuramcılarından bir tanesi olacak. Yine Abdülhamit Tarhan'la karşılaşıyor, başkalarıyla karşılaşıyor. Ve giderek de tabii Fransızca öğrendiği için de orada yavaş yavaş Fransız şairleri, Fransız edebiyatı, Fransız düşüncesiyle de ilgilenmeye başlıyor. Bu Café de Flore vardır Paris'te ünlü. Café Margot, Café de Flore. Güller Kafesi bir tanesi. Orası mesela hem o yıllarda hem daha sonraki yıllarda hem Yahya Kemal'e böyle şey yapacaktır, ağırlayacaktır. Hem de daha sonraki yıllarda kendi filozofları olan Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir gibi filozofların da mekanı olan bir yer olacaktır. Hatta yakınlarda bir kitap okuyordum. Bu çok önemli bir filozof var. Aslında Romanyalı ama Fransızca en iyi yazan, Türkçe'de de kitapları çıkan İyem Sioran. Sioran'ı okumuşsunuzdur. Ezeli Mağlup ve başka kitapları var. Sioran da mesela Romanyalı birisi. Fakat o da sonra bizim Yahya Kemal gibi oraya gidiyor. Şey diyor işte ben de diyor hemen diyor otururdum diyor Yahya Kemal'le şey Yahya Kemal diyorum. Jean-Paul Sartre'la Simone de Beauvoir yanında otururdum ve orada onların konuşmalarına kulak kabartırdım diyor. Bizim Yahya Kemal de öyle. Onun mesela şimdi Café de Flore'da bir masası var. Bu masada Yahya Kemal oturdu diye küçük bir şey koymuşlar masaya. Önemli bir şey. 9 sene kalıyor Paris'te. 9 sene üniversiteye gidiyor. Üniversite dediğim gibi siyaset ve tarih okuyor. Oradaki hocaların görüşleri Yahya Kemal'i çok etkiliyor.
Çünkü Yahya Kemal için şey derler, ben de onu kullanmışımdır. Son Osmanlı şairi, ilk Türk şairi derler. Yani şu açıdan söyledim. Hani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk şairi, Osmanlı'nın son şairi anlamında söylüyorum. Yoksa ikisini çok böyle aynı ayırdığım için söylemiyorum. Ve bu kendisinin yani hem din olarak yani bir Müslüman ama öbür tarafında laik ve batılı bir anlayışta yetiştiği için tıpkı evindeki gibi iki dünya arasında bir şair. Yani bir anlamda Araf'ta, Cemil Meriç'in dediği gibi Araf'ta bir şair. Hem batıda hem doğuda, ne batıda ne doğuda. Yani ikisini birlikte söylemek mümkün. Hem din olarak bundan etkileniyor. Hem de bir milliyet bakımından da çok düşünüyor. Yani şunu düşünüyor. Şimdi Osmanlı tabii artık dağılıyor. Hani Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu. Bir imparatorluk dediğin farklı dinlerin, farklı mezheplerin, farklı halkların, farklı milletlerin, dillerin, kültürlerin yer aldığı bir yapı demektir. Büyük bir yapı demektir. Ama artık Osmanlı dağıldığı zaman ne oluyor? O zaman tek bir ulus devlete dönüşmeye başlıyor Cumhuriyet'ten sonra. Ulus devlete dönüş. Ulus devlete dönüşünce de o zaman da Yahya Kemal şöyle düşünüyor. Bizim Anadolu'daki varlığımız ne zaman? Tabii ki 1071'den bahsediyor. 1071 Alparslan'ın Malazgirt Zaferi. Malazgirt Zaferi 1071'de Türklerin Anadolu'ya giriş tarihi olarak o tarihi düşünüyor. Bu şeydeki hocalarından bir tanesi Albert Sorel diye bir hoca. Albert Sorel tarih hocası. Önemli bir hoca aslında, kitapları olan tabii o zamanlar. Ondan çok etkileniyor. Onun derslerinden çok etkileniyor. Onun derslerinde Fransız milletinin Fransa topraklarında 1000 yılda var olduğunu. Orada da pek çok farklı halklar var. Mesela Bretonlar var, başka şeyler var. Farklı kökenden gelen insanlar var. Ve o tarihçi diyor ki işte Fransız milleti Fransa toprağında ancak 1000 yılda var olmuştur. Bunu da örnek alıyor Yahya Kemal. O zaman diyor biz de diyor 1071'de olduğuna göre hani 1000 yıllık bir tarih içinde bu topraklarda tek bir milleti oluşturabileceğiz diye bir düşünceye bağlanıyor. Düşünüyor. Bir taraftan da şöyle bir düşüncesi var. Hem de modern şairleri okuyor artık. Yani şeyde modern şairleri okumaya başlıyor Fransa'da tabii tam o zamanlar Baudelaire'dir, Rimbaud'dur, Mallarmé'dir, Verlaine'dir. Modern şairlerin çıktığı zaman bir yandan Baudelaire müptelası oluyor. Yani hatta bir şiirinde ona iptila ile yani bir tutkunlukla bağlandığını söylüyor. Fakat asıl etkilendiği şairler modern şairler kadar daha klasik şairler. Jean Moreas diye bir şairde etkileniyor. Bu Yunan asıllı bir Fransız ve başka daha klasik şairlerden etkileniyor. Şiirlerinde de modern ve klasiğin bir arada yer almasını aslında Yahya Kemal'in bütün hayatına bakarak anlayabiliriz. Yahya Kemal'in işte anlattığı hayatı, yani anne baba meselesi, işte Müslümanlık laiklik meselesi, doğu batı meselesi, millet meselesi filan hepsi aslında bir ikilem içinde Yahya Kemal'de. Ve bir anlamda şiirin de modern ve klasik olması da Yahya Kemal'in diğer görüşlerinden çok da bağımsız değil. Niye bağımsız değil? Aynı zamanda şiirde bütünsel bir yapı kuruyor. Yani yapısal olarak şiirin bir mimari işi olduğunu kavruyor. Evet, şiir de bir yapısal bir iştir. Bir mimarisi vardır şiirin. Bunu kavrayan bir şair. Şiirlerinde ama aynı zamanda da kendi düşüncelerini dile getiriyor. Yani Süleymaniye'de Bayram Sabahı'na bakın. Atik Vadide İnan Sokak'ta şiirine bakın. Cihan Hayal Şehir şiirine bakın. Başka şiirlerine bakın. O şiirlerde yani böyle bir kültürde, bir Müslüman toplumda dindar olmayışının acısını mesela dile getirir bazen. Kendisi bundan şikayet eder. Yani dindar olmadığından şikayet eder. Şeyler öyledir bu şiirleri o yüzden yazmıştır. Ama aynı zamanda diğer şiirlerine baktığımızda daha laik bir tutum sergiler. Yani kendi tutumu da daha laik bir tutumdur şiirlerinde. Ve bir taraftan da şöyle bir sorun var. Kendisi için çözmesi gereken şöyle bir sorun var.
Yani sadece tarihle uğraşmıyor, şiirle uğraşıyor ama neyle uğraşıyor? Dille uğraşıyor. Belki de Yahya Kemal'in şiire yaptığı en büyük katkılardan bir tanesi de dildir. Yani milli lisan dediği, daha sonra beyaz lisan dediği bir lisanla yazmasıdır. Bunu şuradan örnekle söyleyeyim. Bunu da yine bir Fransız üzerinden bir örnekle söylüyor. Bu çok doğal çünkü tam genç olduğu zaman, üniversiteye gittiği zaman, bütün bilgileri aldığı zaman Fransa'da yaşıyor. 9 sene. Çok önemli yani. Ve dünyanın değiştiği dönemler 1900, 1910 yılları galiba. Tam işte Birinci Dünya Savaşı'nın falan başlayacağı yıllar. Tam dünyanın en karışık yılları. Daha sonra 1917 Ekim devrimi olacak Rusya'da. 1923 Türkiye devrimi yani Cumhuriyet kurulacak Türkiye'de ve yüzyılın bir anlamda 1789 Fransız ihtilaldeki eşitlik, kardeşlik, barış düşüncelerinin etkilediği yıllar. En çok etkilediği yıllar demek lazım. O nedenle tarihte, şiirde, dilde, kültürde de pek çok aydının, şairin, edebiyatçının, felsefecinin yetiştiği yıllar. Özellikle sen Fransa'daysan, bunları yakından izliyorsan, elbette ülkene döndüğün zaman bu işlerle uğraşıyorsan, böyle bir sorunun, böyle bir sorumluluğun da varsa kuşkusuz oradan aldığın verilerle kendi kültürüne katkıda bulunuyorsun. Yahya Kemal'in dediğim gibi hem tarihi anlamda böyle bir düşüncesi var. Dil olarak da şöyle düşünüyor. Bildiğiniz gibi Louvre Sarayı Fransa'da kralın yaşadığı yer. Yani Fransa'da Louvre Sarayı kralın yaşadığı saray. Diyor ki Yahya Kemal, öyle bir Türkçe kurmalı ki, öyle dili öyle bir kurmalı ki diyor şiirde, yani edebiyatta. Tıpkı diyor Louvre Sarayı'nın kapıcısının dili olmalı bu diyor. Yani Louvre Sarayı'nın kapıcısının dili ne demek? Louvre Sarayı'nın kapısında bekleyen, nöbet tutan kişi demek. O kişi aynı zamanda hep saray dilini bilir, değil mi? Çünkü sarayın görevlisi, saray kapıcısı. Ama aynı zamanda halktan biri olduğu için halkın dilini de bilir. Yani bir anlamda halkın saraydaki temsilcisidir. Louvre Sarayı'nın bekçisi. Ama bir anlamda da Louvre Sarayı'nın temsilcisidir halk içinde. Halktan birisi olarak. Çok güzel bir metafordur. Çok güzel bir benzetmedir. Ben bunu çok beğenirim. Böyle bir dil kurulmalı diyor. Böyle bir lisan kurulmalı diyor. Ve Yahya Kemal'in diline baktığımız zaman gerçekten de yani o yıllarda 1920'li yıllarda, 1930'lu yıllarda, şiirlerin yazdığı yıllarda neredeyse bugün de çok rahatlıkla anlayabileceğimiz bir dildir. Biz bugün Yahya Kemal'i okuduğumuz zaman yani hani ben anlıyorum ama daha genç kuşaklar, daha sizler, daha küçükler onlar bile anlayabilir Yahya Kemal'in dilini. Bu açıdan da beyaz lisan dediğimiz milli lisana büyük katkıda bulunan halkın da anlayabileceği bir dille şiir yazmak çok önemli bir şey. Bunu başarmak da önemli bir şey. Ve şiirlerinde de anlattığı şeylerde az çok kendi düşünceleri, tarih düşüncesi, bir millet olma düşüncesi, bütün bunları dile getiren bir şair olarak bakıyoruz Yahya Kemal'e. Biliyorsunuz Yahya Kemal daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli görevlerde bulunuyor. Bunlar milletvekilliğinden büyükelçiliğe kadar görevler, başka görevleri de yapıyor ama asıl olarak da öğretmenlik yapıyor. Tarih öğretmenliği yapıyor. Edebiyat öğretmeni olarak çalışmıyor. Heybeliada'da, başka okullarda, şurada burada, üniversitede falan şey olarak, tarih öğretmeni olarak çalışıyor. Çünkü başta da vurguladığım gibi ve şiirlerinde de en çok gördüğümüz gibi en önemli ögeleri, en önemli temaları tarihle ilgili temalar. Muhaç şiirinden tutun, Malazgirt'e, başka şiirlerine kadar hepsinde bir anlamda tarih şiir yoluyla sevdiren kişi diyebiliriz Yahya Kemal için. Yahya Kemal'in şiiri tabii yani daha çok musikiye dayanan bir şiirdir. Musiki esaslı bir şiirdir. Bir ne demiştik? Beyaz lisan dediğimiz herkesin anlayabileceği bir şiir yazmıştır. İki, toplumsal konulara değinmiştir. Toplumsal derken sadece o gündeki konuları değil, aynı zamanda geçmiş tarihi konuları da dile getiren, onları da vurgulayan bir şiirdir. Üçüncü olarak tabii
İstanbul'un şairidir. İstanbul'un büyük şairidir. Yani İstanbul'un şairleri derken kime bakıyoruz? Tabii Divan Şirin'den Nedim'e bakıyoruz. Ama daha sonra da Yahya Kemal belki İstanbul'un en büyük şairidir. Daha sonra kimler geliyor? Tabii Orhan Veli geliyor, başka şairler, Sait Faik geliyor ama ilk olarak İstanbul şiirleri, üstelik sadece genel olarak değil, çeşitli semtlere göre yazdığı şiirlerde Yahya Kemal'den geliyor. Yahya Kemal'in düz yazıları da var. Gerek İstanbul üzerine, gerek milli mücadele üstüne, gerek kendi hatıralarını dile getirdiği şeyler de var, yazıları da var. Ama bu konuda bana kalırsa asıl deneme Ahmet Haşim'in denemeleridir. Ahmet Haşim de bizim Yahya Kemal ile birlikte modern şiirimizin kurucularından olan iki şairden birisidir. O da yine gurbette doğmuştur. O gurbet neresi? Bağdat. O da bu sefer Irak doğumlu, yani Bağdat doğumlu bir şair. O da doğmuştur. Ama daha sonra biliyorsunuz bu ikisi de Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesiyle beraber Osmanlı toprakları dışında kalan topraklardır. Daha sonra İstanbul'da çalışıyor. O da Fransızca öğretmenliği yapan Frankofan bir şair. O da her ne kadar şiiri musikiye en çok yaklaşan dil olarak düşünse de onun şiirinde biz musikiden çok renkleri görürüz. Yani Yahya Kemal'inki daha çok sesleri görürüz. Ahmet Haşim'in daha çok renkleri görürüz. Hatta Ahmet Haşim'in o kadar çok renk görürüz ki o renkleri kokularıyla birlikte görürüz neredeyse. O da bize onların Yahya Kemal'in şiirindeki sembolist çağrışımların yoğunluğunu anlatır. Ahmet Haşim'in şiirindeki. Ahmet Haşim'in şiiri Yahya Kemal'in şiirine göre daha az benimsenen bir şiir oldu. Yani çeşitli şiirleri okundu, sevildi. Bazı şiirleri şarkı yapıldı. Her ikisinin şiirleri şarkı yapıldı. Fakat halk nazarında okuma bakımından, bugüne kalma bakımından, bugün de izlenme bakımından şunu söylemek mümkün. Yahya Kemal halk katında da okunan bir şair. Ahmet Haşim ise daha çok yani şairler katında okunan bir şair. Çünkü şu nedenle ele aldığı konular bakımından toplumsal konulara, tarihi konulara pek değinmediği için bizim şiirimizde de yani bizim şeylerimize bakın, daha sonra gelen büyük şairlere bakın, Nazım Hikmet'e bakın, Necip Fazıl'a bakın, biraz önce bahsettiğim Mehmet Akif'e bakın, Fikret'e bakın. Bunlar farklı düşünceler, farklı inançlarda olmalarına karşın hepsi de toplumsal konulara, sosyal konulara, ekonomik, tarihsel konulara değinmiş şairlerdir. Yani Türk şiiri, Cumhuriyet dönemi Türk şiiri öncesinden başlayarak hala toplumsal konulara duyarlı olan şairler üzerinden ilerliyor. Elbette ben şiiri ayırmıyorum, yani toplumsal, bireysel diye ayırmıyorum ama daha çok bunu da görmek mümkün. O nedenle de Ahmet Haşim, Yahya Kemal'e göre okunma bakımından ikinci planda kalmış bir şair olarak söyleyebiliriz. Onun modernliği nerede? Ona niye modern şair terimesini yakıştırıyoruz ya da söylüyoruz? O da zamanında çok ileri bir tutum olarak şunu söylüyor. Şiir hakkında bazı mülahazalar yazısı var biliyorsunuz. Şiir hakkında bazı düşünceler demektir. Onda şunu söylüyor. Diyor ki, şiir diyor nesirden farklıdır diyor. Nesir dediği yazı. Nesrin görevi bir şey anlatmaktır ama şiirin görevi bir şey anlatmak değildir. Yani şiirin görevi bir şey anlatmak değildir diyor. Bu tabii çok çok modern bir görüş. O zaman bile modern bir görüş. Bugün zaten bugün de modern ama o zaman çok ileri, çok radikal bir kopuş yani öyle bir görüş dile getiriyor. Ve zaten kendi şiiri de dediği gibi bir şey anlatmıyor. Ne yapıyor? Bir şeyleri bize hissettiriyor, duyumsatıyor. Bunun bir adım ilerisi ne demektir? Yani şiirin görevi anlatmak değil, sezdirmek. Bir tür sezgidir noktasına da buradan varmak mümkün. Şunu söyleyebiliriz. Yani ne yazık ki zamanımız kısa olduğu için şiir okuyamıyorum ikisinden de. Şiir okumaları sizlere bırakıyorum tabii. Ama şunu söyleyebiliriz. Bir tanesi şiirin
ses, yani şiirin bir ses olarak Türk şiirinde egemen olmasını ve bizim şiirimizin daha çok sese dayanmasını başlatan öncü bir şairdir Yahya Kemal. Ahmet Haşim ise yine renklerle, özellikle kokularla daha çağrışımsal, daha zengin bir şiir ortamının kurulmasına, izlenmesine yol açmış bir şairdir. Aynı zamanda da şiirin öyküden, düz yazıdan farklı olarak bir şey anlatması gerekmediğini, sezdirmesi gerektiğini çağdaş bir biçim, bugünkü çağdaş şiirimizin öncülerinden biri olarak kurulmasını sağlamış bir şairdir. Her iki şairde baktığımız zaman her ikisinin de izlekçilerinin, takipçilerinin daha sonra gelen Cumhuriyet dönemi şiirini zenginleştirdiğini görüyoruz. Kim mesela? Tanpınar'ın pek çok tabii takipçisi var ama en önemli takipçisi Ahmet Hamdi Tanpınar'dır biliyorsunuz. Tanpınar bizim edebiyatımızın hem büyük romancısı, denemecisi, şairi, büyük isimlerinden bir tanesi. Oradan devam ederseniz Oğuz Atay'a gidersiniz ve devamında da oradan izlersiniz. Ahmet Haşim çizgisi ise yine bize yine Şeyh Galip'ten başlayan bir çizgi. Şeyh Galip, Ahmet Haşim, Dağlarca, Behçet Necatigil diye yine uzayan başka verimli büyük bir kanaldır. İkisi de şiirimizin kurucuları olarak hem kendi şiirleriyle hem de daha sonraki şairlerin şiirlerinde yaşıyorlar. Bugün bu kadar anlatabiliyoruz. 45 dakika olduğu için süremiz. Ama gelecek hafta size Nazım Hikmet ve Necip Fazıl'dan bahsedeceğim. Bir anlamda da şunu söylemek mümkün. Nazım Hikmet de Yahya Kemal'in sürdürücülerinden, Necip Fazıl ise Ahmet Haşim'in izlekçilerinden, sürdürücülerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yani onu da şimdilik kaydıyla söyleyelim. Hepinize teşekkür ederiz. Haftaya Nazım Hikmet ve Necip Fazıl seminerinde konuşmasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık hocam. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.